Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Şimdi efendim bugün önemli bir soru var. O soru da biraz önce dediğim gibi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birden fazla hanımla evlenmesinin hikmetleri ve en önemlisi de Hazreti Ayşe dediğimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Hazreti Ayşe ile bir kısmı iddialara göre 7 yaşında, bir kısmı 9 yaşında acaba genç yaşta, çocuk yaşta birisiyle evlenmiş mi, değil mi? Tabii bu üzülerek ifade edeyim, farklı şekillerde anlatılıyor. Nasıl farklı şekillerde anlatılıyor? Pedofile tabir edilen İngilizce'de aşağıda sunulaktan sübyancılık gibi veya sübyancılıkta taciz gibi değerlendiren web siteler var. Akademik araştırmalar var. Peygamberimizi suçlayan bu manada. Tabi Avrupa'daki genç nesil, özellikle Müslüman nesil bu konuyla ilgili tam bir bilgi sahibi olmayınca tabi insan ister istemez bazı okuduğu olumsuz beyanlardan etkileniyor. Yani yine geçen sene bu Ayhan Hüsnü Ali maalesef üzülerek ifade edeyim. Bilerek veya bilmeyerek Hazreti Peygamber'e bu noktada suçlamaları yönlendirmişti. Ben eşim şahsen yani Renat'a katıldığı kızımla hakları ve kadınlarla ilgili problemlerle ilgili konferanslarda da en çok gayrimüslimlerin dile getirdiği konu Hazreti Peygamber'in böyle bir evliliğe nasıl yaklaşım gösterdiği şeklindeki iddiadır. Onun için biz bu konuyu biraz ayrıntılı olarak inşallah izah edeceğiz. Belki ben bugün iki olayı aktaracağım. Birisi Hazreti Zeynep'in Hazreti Resulullah'la evlenmesi meselesi. Diğeri de özellikle üzerinde duracağım, ayrıntılarıyla işleyeceğim Hazreti Ayşe'nin meselesi. Acaba Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe nasıl oldu da böyle küçük bir yaşta evlendi? Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii burada önemli bir noktayı önce dikkatinize çekeyim. Maalesef biz Müslümanlar da bazen İslam'a ve Peygamberimize yapılan hücumlar karşısında ve konuyu bilmediğimizde veya kendimize Hazreti Peygamber'e ihtiyaç var. Veya Hazreti Peygamber'in manevi şahsiyetini tam idrak edemediğimizden dolayı Kur'an'ın dahi bir suretine konu olmuş böyle bir meseleyi ne acıdır ki bazen ne cevap vermiyoruz ve aşağılık kopyasına düşüyoruz. Yani bu tür sıkıntılar oluyor. Yani ben daha önce de belki buna cevap olarak bu meseleyi anlattım. Ama bir meselenin izahını yapıp ondan sonra devam etmek istiyorum. 1980 yılında Erzurum Üniversitesi Camii'nde de imamlık yapıyorum. Bunu ben çokça anlatıyorum bu hatırayı. Çünkü bu hatıra bugünkü sohbetin temel mevzusunu teşkil edilmiş yani. Benim kişisel kanaatim. Şimdi Erzurum Üniversite Camii'nde imamım. Tabi Üniversite Camii'nde üniversite talebeleri cemaat olarak geliyor. Bir gün arada sırada gelip benim sohbetlerime bir de artık katılan ziraat yüksek mühendisi olan bir arkadaş cuma namazından sonra veya ikinci namazından sonra benim camideki imam odasına geldi. Dedim hocam benim çok büyük bir sıkıntım var. Nedir dedim. Dedi ki hocam mutlaka özel görüşmemiz lazım. Peki efendim dedim. Ve odaya girdik. Odaya girince nedir problemim dedim. Dedi ki hocam o Hazreti Peygamber'in dedi Hazreti Ayşe ile 6 ya 7 yaşında evlenmesi bir kısım komünistler, dinsizler tarafından çok dile getiriliyor. Ben de bunalıma girdim. Bak Hazreti Peygamber böyle bir olay yaşayabilir diye. Ne olur bu sorunun cevabını bana doğru düz verin dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki kardeşim sen memleket neresin? Dedi ki ben dedi Keşanlıyım. Dedim babam ne iş yapıyor? Dedi Keşan'ın böyle bir aşkı. O zaman 1980'de istila olmuş. Askeri vesaire biliyorsun gelmiş. Yeni belediye başkanları göreve başlamış. Dedim senin baban nasıl bir insan olarak tanınır? Dedi ki çok şerefli, namuslu ve zengin bir adam olarak kalmıştı Seşan'da. Ya dedim sen Hazreti Peygamber'e istira edilen bu konuyu bırak da
Dersen yine başka bir problem görsen, maalesef dedim, yaşamlarımızın bir komşumuzdan dedim, telgraf aldım. Şu koca haber, üzülecektim ama dedim. Hayırdır dedi hocam, dedi, kim komşu var mı? Evet, var dedim. Peki komşumuzun dedim, herhangi bir çocuğu var mı? Var dedi, 5-6 yaşlarında çocuğu var. Allah dedi, sen üzüleceksin ama gelen telgrafa göre dedim, babam annem boşamış, komşunun kızıyla kaçmış. Öyle deyince tepkisi çok dehşetli oldu. Kızım dedim, bu babanın namusu olamaz dedi. Yani şerefli bir adamdır benim babam dedi sana. Eğer sen Hazreti Peygamber'in baban kadar tanımış olsaydın, böyle bir soruyu bana sormaz dedi. Babam gibi Türkiye'nin küçük bir kazasında belediye başkanlığı yapan, bu zamana kadar da hakkında herhangi bir namus değerli sözlük gibi, hani insanın biliyorsunuz haysiyetlik süreci bir suç işlememiş olan bir insana, sen böyle bir olayı yakıştıramıyorsun. Nasıl Hazreti Allah'ın Habibim dediği, dünyada kainatta en çok sevdiğim mahluk olarak değerlendirdiğim ve alemlere rahmet olarak gönderdiğini açıkça ilan ettiğim bir insan hakkında böyle bir kötü zanla kapılırsın deyince, hocam soruma cevap verme, ben zaten anladım dediği. Demek ki arkadaşlar, özellikle bu tür soruların en önemli temel kaynağı Hazreti Peygamber'i tanıyamamış. Onun için benim size tavsiyem, geçen de söyledim bunu, tekrar söylemekte de değil, görmüyorum. Mutlaka Resulullah'ın tanıtıcı temel kaynakları birlikte okuyor. Yani yol, o ki biz Müslümanız, o ki İslamiyet Üniversitesi'nin talebesi olmuşuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Öyleyse gelin, Ömer Nasih'i bilmen gibi veya benzeri bir zatın İslam ilmihalini evimize konduralım bir okuyalım. Yani mesela Salih Suruç gibi, ben onu çok takdir ediyorum. İki ciltlik Peygamberimizin hayatını okuyalım, öğrenelim. Çünkü ilim tıpkı bir ışık gibidir. Işık bir odaya açıldı mı, bütün şüpheleri ortadan kaldırır. Eğer karanlık olsaydı şu anda, oda, elim şuna dokunduğunda acaba birisi mi bana vuruyor diye zannederdim. Aldık ışığı hep dönecek, ben yok kardeşim bu nasıl yazılacak, bir kahkadır diye anlıyoruz. Ama işte bilgisizlik ve cehalet böyle karanlıktır yani. İnsan bilmeyince o zaman şüphe bulutları çok rahat onun beynini ve aklını da karıştırabilir. Ama öğrenince, ahim olunca, bilgi sahibi olunca bunlar kafadan kalkar. Onun için benim size birinci tavsiyem bu sorunun cevabı olsa, önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetini, manevi şahsiyetini özellikle onun hayatını doğrultalım. Bu birinci vazifem. Şimdi gelelim ikinci vazifemize. Yani bu da önemli bir konu. Bunların hepsini, izahını yapacağız. Yani ikinci cevabımıza. Şimdi efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister Hazreti Ayşe ile sizler ister Hazreti Zeynep ile evliliği özellikle Batılıların ve Müslümanlar arasında da bir kısım münafıkların günleri olmuş. Anlatabildim mi? Şimdi eski zamanda münafıklar bunları dinle dolanmışlar. Yani bunu özellikle ifade edeyim. Şimdi de maalesef ehli dalalet dediğimiz, yani itikatta, inanç ve amelde biraz böyle yanlış olan insanlar bunu dillerine doluyor, tenkit etmeye çalışıyorlar. Sebepleri tabii Hazreti Peygamberi çürüttünüz mü? İslamiyet'e o zaman bir zamanda gerek var mıdır? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de namazı dosdoğru kılınız diye emrolunmuşuz. Nasıl kılacağız? Peygamberimizin kıldığı gibi kılacağız. Yani bir nevi Hazreti Peygamber'in şahsiyetini çürütmek demek, İslamiyet'i çürütmek ve Kur'an'ı çürütmek demek. O sebeple Kur'an-ı Kerim bizzat Hazreti Peygamber'le ilgili meseleleri ne yapmış? Bizzat cevaplandırmış. Ben size daha sonra yine de zannediyorum burada Kur'an-ı Kerim'i de var. Elhamdülillah. Bu kardeşlerimiz ikaret etmişler. Öteki Kur'an da var ama bende. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti şeyle alakalı, Hazreti Ayşe ile alakalı özel bir süre nasıl olmuş. Yani burada çok mühim bir hadise. Bakın, şu. Çok mühim bu. Yani Sure-i Nur, Sure-i Nur diyebilirim ki önemli o süre Hazreti Peygamber'in
kadınlarla münasebetleri, aile hayatı, özellikle namusa yapılan iftiralar,